Sayın Başkanımın bizlere... 26 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek olan seçimleri kazanmaları durumunda Adıyaman Şoförler Odası'nda kurumsal bir kimlik kazandıracaklarını ifade eden Başkan Adayı Sırrı Dost Seçim Süreci ve hazırlıklar hakkında konuşarak esnafın gönlünde kabul gördük, biz buna bir gönül hareketi olarak bakıyoruz dedi. Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Sırrı Dost açıklamalarda bulundu. Başkan adayı Dost daha önce yaptığı başkanlık dolayısıyla esnafta kabul gördüklerini belirterek mevcut idare 24 yıldır Adıyaman Şoförler Odası'nı yönetmektedir. 24 yıldır ne vardı yapamadığımızda bir dönem daha istiyorsunuz. 5. döneme talip oluyorlar. İçeride olumsuz yapılan bir sürü şey var. Esnaflarla ilgili sıkıntılar var. Bir pandemi dönemi geçiriyoruz. Herhalde bu nesil pandemi dönemini yıllarca gelecek nesillere anlatacaklardır. Dünyada ve Türkiye'de herkesi etkiledi. Bununla ilgili olarak oda olarak hiçbir şey yapamadık. Buna itiraz ettik ne yapabiliriz diye. Yıllarca aidat ödemiş insanlar odalara bunlarla ilgili yardımcı olmamız gerekiyordu. Bu sorunları çözemediğimiz için sokaklara çıkmak zorunda kaldık. Duraklara çıkmak zorunda kaldık. Esnafın gönlünde kabul gördük. Biz buna bir gönül hareketi olarak bakıyoruz. Özellikle kendi menfaatimizin dışında esnafın menfaatlerini ön planda tutmak en büyük projemiz. Bu yüzden aldığımız destek bizim için çok kıymetli. İyi gidiyoruz her şey yolunda Allah'a şükür diye konuştu. Yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi veren dost, Odamızın üyelerine hizmet vermek amacıyla önceki dönemlerde kurtarıcılar ve ambulans alınmıştı. Ancak mevcut yönetim göreve gelince bu araçları sattı. Parasının nereye harcandığını da bilmiyoruz. Göreve geldiğimizde yönetim kurulu iki üyemiz üyelerimize hizmet verecek bir adet kurtarıcı bir de ambulans alacaklarının sözünü verdi. Adıyaman Şoförler Odası 7 gün 24 saat boyunca üyelerine hizmet veren, üyelerinin hakkını koruyan bir kurum olacak. Odamızı ticarethane olarak gören mevcut yönetimden kurtarıp bir kurum haline getireceğiz dedi.